sakatlıktan geç çıktın. Evet. Performansın harikaydı. Ben bugün tanıdığım en iyi Enes'i seyrettim. Oyundan çıkana kadar. Çok ciddi mücadele ettin. Çok zorladın. Evet. İşte kendini nasıl hissediyorsun? Ya devre arasında bir sakatlık geçirdim. O yüzden dediğim gibi devre arası bir ufak bir sakatlık geçirmiştim. Takımı bir iki hafta biraz yalnız bıraktım. Ondan sonra iyi çalıştım. Tekrardan oynayabilmek için, tekrardan Ankara gücünü bir yerlere getirebilmek için, takımımıza faydalı olmak için elimden geleni yaptım. 2-3 maçları da iyi bir seri yakaladık. 2-3 maçları da iyi mücadele ediyoruz takım halinde. İstediklerimizi alıyoruz, istediğimiz sonuçları alıyoruz. Rakibi iyi analiz ediyoruz. Dediğim gibi kendi adıma da çok mücadele ettim. Takım çok mücadele etti. Ben de kendi adımda söylemek istiyorum. Bugün çok mücadele ettik. Takımın kazanacağını biliyorduk. Bu atmosfere, bu şehre tekrar şampiyon. Çünkü geçen sene şampiyonluk getirdik. İnşallah bu sene de şampiyonluk getiririz. Süper Lig'e hak ettiği yere çıkartırız Ankara gücünü. Bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum. Herkes elinden geleni yaptı. Yapmaya da devam ediyor her şeye rağmen. Biz inandık. Taraftar inandı. Yönetim inandı. Herkes inandı. Bu şampiyonluk inşallah gelecek. İnşallah her şey istediğimiz gibi olacak. Geçen sene şampiyonluk röportajlarında kafamızdan aşağıya su döktü. Evet. Bu sefer hain planlar varmış. Evet. Bu sefer benim çok başka planlarım var. Şampiyon olalım. Siz çok fena çekeceksiniz yani. Yeter ki bize şampiyon olalım, siz de çekin. Siz şampiyon olun da. Aynen. Siz de çekin. Sağ olasın Enes. Teşekkür ederim. Hadi. Hay, Ankara'nın gururu oldu. Teşekkür ederim. O 21 takımında Ankara'yı temsil ediyorsun. Sadece Ankara için değil, Ankara'yı temsil ediyorsun. Evet. Formayı da kaptın. Korcan abin artık kulübede oynuyor. Ya bu saatten sonra bizim için oynayan veya oynamayanın hiçbir önemi yok. Şu anda şampiyonluğa çıktık bu yola ve emin adımlarla ilerliyoruz. Oynamış bu oynamış hiç önemli değil. Kime şans gelirse sonuna kadar işini yapmaya çalışacak, kazanmaya çalışacak. Çok şükür takım da hep bu yönde bunları yapıyor ve kazanıyoruz. Önemli olan bizim için kazanmak. Dediğim gibi kim oynadı, kim oynadı. Bugün ben oynadım, yarın Korcan abi, yarın bir başkası, X kişi hiçbir önemi yok. Çünkü bizim takımdaki herkes oynayacak kapasitede. Son haftalarda biraz yoruldun da açıkçası. Evet. Maç biraz daha Ankara Gücü ceza alanına yakın oynanıyordu. Adana evet. maçı olsun, Bolu maçı olsun, İstanbul maçı olsun. Bugün biraz daha rahat bir maç vardı aslında. Çok da yorulmadı. Yani şöyle bir şey var. Rahat bir maç yoktur. Hiçbir maçın bir rahatlığı yoktur. Sağ içinde o konsantrasyondan düştüğün anda sıkıntı yaşarsın. O yüzden her an her saniye o konsantrasyonda olman gerekiyor. Bunu yapmak da yoran bir şey. Vücudu yoruyor. Sürekli konsantre oluyorsun topa. Her an ne olacağı belli değil. Ve en tehlikeli maçlar aslında böyle maçlar. Top gelmiyor kalene. Bir anda öyle bir pozisyon geliyor ki. Yani seni sıkıntıya sokabiliyor. O yüzden son dakikalarda evet, işte yani her an kafa yapını hazır tutman lazım yani. Ne diyorsun? Şampiyonluk düğümü ne zaman çözülecek sence? Bu tahmin yani. Yani değil. Şöyle söyleyeyim, her maç final maçı, final havasında az maçımız kaldı. Her maçı final niteliğinde çıkıp kazanıp sezon sonunda da mutlu bir şekilde bitirmek istiyoruz sezonu. İnşallah yine İnşallah. Şampiyonluk röportajında birlikte oluruz. İnşallah. Teşekkür ederim. Geçen sene aynı tarihlerde röportaj yapmıştık abi. Yine şampiyonluk yolundaydı takım. Yine bu sefer ikinci. Ne diyorsun? Olacak mı sene? Demek ki doymadık. Bu sene yine devam ediyoruz. İnşallah Süper Lig'e çıkmaya az kaldı yani. Sabredin çıkacağız yani. Çocuklar nasıl abi? Çocukların morali gayet iyi. Başlamaca seyirci artıyor. Her şey artıyor. Ankara güzelleşiyor. Bu mutluluğa layık olacağız. Niye bu kadar sakat verdi bu takım? İyi bakmıyorsun falan diyorlar abi. Öyle diyor, bir sakatlıktan sonra nüksetti, daha toparlanamadım yani. Seninle alakası yok yani abi. Benle yok yani, doktorunun tıp şeyi. Demek ki sezon sonra geldi, bitiyor benim şeyim. Yani. Ama Ankara gücüne kopmuyorum yani. Ankara gücünün şampiyonu görmeden de teklif olsa da düşünmüyorum. Yani üst üste 2 sene şampiyonluk görmüş malzemeci oluyorsun abi. Tarihi geçersem yani, ne mutlu evet. bana yani. Evet, takım yani. Süper Lig'e çıkarsam ölürsem. Teklifler bence çok yoğun gelecek abi bu sefer. Gelse de düşünmüyorum, ben Ankara gücü diyorum. Tamam. Çok teşekkür ederim, sağ ol. Sağ